Ege'nin Dünya'ya açılan penceresi TV'den ekranlarına Güne Bakış programının ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde stüdyoda genç bir konuğum var. Adüller sayfalarının sosyal medyadaki Adüller sayfalarının sözcüsü Melisa Özlü bizimle birlikte. Sözcü Özlü. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi ben Melisa yayına başlarken genellikle konuklarımı tanıyarak başlıyorum ama bugün farklı bir şey yapayım. Ben seni tanımaktan ziyade ben Adülleri tanımak isterim. Sen Adü öğrencilerinin oluşturduğu sosyal medya sayfalarının bir sosyal medyadaki Adüller sayfası var. O sayfaların sözcüsü olarak buradasın. Adüller kim? Ne zaman doğmuş bu sayfa? Bugün 65-70 bine Evet, yaklaşık bir o kitlesi kadar. var. Aydın'ın neredeyse bir ilçesi gibi bir nüfusa sahip, hatta birçok ilçesinden çok çok kat kat fazla bir kitlesi olan bir sayfa. Adüller kimdir? Adüllüler şu ana kadar Aydın'da kurulmuş en büyük kitleye sahip bir topluluk. Evet. Biz aslında yani dışarıdan bakınca böyle çok yani ben işin içine girdiğim zaman daha iyi anladım ki öğrencinin yanında olan bir topluluk, Evet. öğrenciye değer veren yani öğrencinin yanında olan bir topluluk. Ama ana kitle zaten öğrenci orada Evet, gövde yani. Ben evet. öyle gördüm. Yani göründüğünden daha fazla aslında öğrenciye değer veriliyor. Ne zaman başlamış bu? 6 yıl önce kadar. 6 yıl önce Evet. kurulmuş. Hı. Şu an devam ediyor. Evet. Birden fazla sanırım şey var. Bu sayfaları takip eden, işleten, oraya veri yükleyen kişiler var değil mi? Evet. Birden Nasıl fazla. bir çalışma sistemiyle çalışıyor? Nasıl oluyor? Mesela ya içerik üretiyoruz. Öğrenciye nasıl yardımımız dokunabilir? Öğrencinin neye ihtiyacı var? Bunları önceden belirliyoruz. Öğrencilerle iletişim haline geçiyoruz. O şekilde içerik üretiyoruz. Evet. Öğrenciye destek oluyoruz yani. Peki. Adnan Menderes Üniversitesi'nin de hemen hemen 60 bin civarında, 65 bin civarında öğrencisi var. Benim bildiğim kadarıyla sizin Evet. Instagram sayfanızın şu anki takipçi sayısı da hemen hemen o civarda. Neredeyse bütün adüllerin takip ettiği bir sayfa gibi duruyor. Mevcutlar zaten biliyordur bu sayfayı da. Bu yıl ilk defa Adü'ye katılacak olan yeni öğrenciler var. Onların bir kısmı belki bizi izliyorlardır, şu an Aydın'dalardır, gelmek üzerelerdir, geleceklerdir bir şekilde. Onlara bu sayfada yani ilk defa Aydın'a, Adnan Menderes Üniversitesi'ne gelecek olan kişilere de kolaylık sağlayacak bilgiler paylaşıyor musunuz? Evet. Aydın'a gelecek olanlara zaten neredeyse kolaylık sağlıyoruz. Mesela Aydın'a gelip bir ay içinde yapabilecekleri, öğrenebilecekleri şeyleri bizi takip ederek bir haftada ulaşabiliyorlar. Evet. Ev bulma konusunda, iş bulma konusunda ya da bir sıkıntıları olduğu zaman onları paylaşıyoruz ve seslerini duyuruyoruz. Evet. Bu konuda yardımcı oluyoruz onlara. Orada bir sadece bu ev bulma, iş bulma konusunun ötesinde sosyal bir yardımlaşma ya da şey de var galiba, bir sosyalite de var, değil mi? Evet. Yani öğrencilerle zaten iletişim içinde olduğumuz için herhangi bir sorun olduğu zaman bize yazıyorlar, biz çözmeye çalışıyoruz. O şekilde sosyal bir dayanışma oluyor aslında. Ben diğer üniversiteleri bilmiyorum. Ben Aydın'da Evet. olduğum için Adnan Menderes Üniversitesi'ni takip ediyorum. Diğer üniversitelerin de böyle grupları var mı? Evet. Yani her üniversitede böyle gruplar var ama Adülüler bir başka Evet. aslında. Yani Başkalığı nereden geliyor? Niye başkalığı baş? şöyle yani öğrencinin çok daha yanında. Diğer üniversitelerde ben bu şekilde görmedim. Hani yine Evet. destek olarak var ama biz daha böyle gönülden isteyerek yapıyoruz bunu. Anladım. Öyle. Diğer üniversitelerin sayfaları genellikle ticari amaçla da yönetiliyor Evet, galiba, değil mi? evet. Burada sizin sayfada ben görebildiğim kadarıyla temel bir ticari amaç yok. Tamamen özellikle öğrencilerin işlerini kolaylaştırmak adına bir sayfa olarak görüyorum ben. Evet, yani genel olarak öğrencilere zaten hitap ettiğimiz için onların da daha nasıl kolay yaşayabileceklerini, Aydın'da nasıl rahat edebileceklerini düşünerek hareket ediyoruz. Peki Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'ni anlat desem ya da bir hani adüller olarak Adnan Menderes Üniversitesi'ni niye tercih ediyor gençlerimiz ya da Aydın'ı niye tercih ediyorlar? Şöyle, Aydın zaten bildiğiniz üzere öğrenci şehri olarak ikinci sırada Evet. Eskişehir'den sonra. Öğrenci için bence Aydın'ın çok yeterli olduğunu düşünüyorum. Başka şehirlere gittiğim zaman mesela Aydın'a döndüğümde böyle farklı hissediyorum aslında. Aydın'da böyle farklı bir sıcaklık var ve bence öğrenci için de yeterli olduğunu düşünüyorum.
Ben sizin bir videonuz vardı, onu YouTube'da izledim sizin evet. sayfada. Şu ifade çok hoşuma gitti. Zaten o ifadenin de üzerine ben sizinle temas kurup bir yayın gerçekleştirmek evet. istedim akademik yıl öncesi. Aydın'ı evimiz gibi hissediyoruz. İfadesi çok hoştu. Evet. Yani biz de aydınlar olarak öyle hissederiz. Dışarı gittiğimizde, aydına döndüğümüzde mesela Denizli sınırından girdiğimizde, aydın topraklarına girince bir başka olur. Evet. Adnan Menderes Üniversitesi'nde okuyan öğrenciler de, yani Karslı bir öğrenci bile Adnan Menderes Üniversitesi'nde okurken İzmir'e gezmeye gitse ya da Muğla'ya turistik amaçlı hafta sonu gitse bile aydına döndüğünde kendisini evinde gibi hissediyor. O evet. rahatlıkla mı hissediyor? Evet, kesinlikle. Bunu ne sağlıyor? Aydın'ın nesi sağlıyor? Aydın'ın insanları sıcak bence. Evet. Ve öğrenciye yaklaşımlarının iyi olduğunu düşünüyorum. Peki öğrenciler şimdi 4 Ekim'de pazartesi günü yeni akademik yıl başlayacak. Evet. Adülü öğrenciler ne gibi sorunlarla karşılaşıyor? Hem mevcut öğrenciler yani devam eden öğrenciler hem ilk defa bu yıl Adnan Menderes Üniversitesi'nde herhangi bir bölümü kazanmış gelecek olan öğrenciler ne gibi sorunlar yaşıyorlar bu şehirde? Zorluklar olabilir evet, ya tabii. da bilmeme lerinden kaynaklanan ne gibi sıkıntılar yaşıyorlar? Yani farklı size bir ulaşan. Şehire gelecekler sonuçta kesinlikle bir zorluk yaşayacaklardır. Biz zaten adüller olarak yani takip ettikleri için bunu daha aza indirgemeye çalışıyoruz. Onun dışında çok zorluk yaşayacaklarını zannetmiyorum. Eğer önceden kalacak yerlerini ayarladılarsa vesaire çok zorluk yaşayacaklarını düşünmüyorum açıkçası. Peki ilk defa Aydın'a gelecek olan bir öğrenciye ve ailesine ne tavsiye edersiniz? Yani ne tavsiye ediyorsunuz sayfalarınızda? Hem barınma anlamında olsun, hem diğer olanaklar anlamında adüyü anlatırken ya da adüde evet. öğrenci olmayı anlatırken bunu nasıl anlatıyorsunuz? Gezecek yerler öneriyoruz öncelikle. Yani bir şey. Bir barınalım önce ama evet, evi nasıl yani, bulacağız? Oradan başlayalım. Evi bulmak için mesela anlaştığımız yerler var. Evet. Öyle bir hizmet de mi sunuyorsunuz? Yani tam olarak öyle değil aslında. Mesela bize yazıyorlar hani şu şekilde ev var hani evet. paylaşır mısınız? Öğrenciler o şekilde ulaşıyorlar. Sadece ev arayanlar değil evini... Yurtlar da var tabii yani ki. Yani evini kiraya vermek isteyen ya evet, da yurt evet. imkanı sunanlar da sizin sayfalarınız üzerinden iletişim kuruyorlar. Evet, ben evet. anladım. Evini kiraya vermek isteyenler mesela bizim sayfalar üzerinden öğrenciye ulaşıyorlar. Evet. O şekilde ev imkanı sunuyoruz. Onun dışında bir şehri tanımanın en iyi yolu evet. yani o şehre gezilecek yerlerdir. Bu şekilde de bir paylaşımlar yapıyoruz Aydın'da gezilecek yerlerle ilgili. Biz Aydınlar olarak bilmiyoruz mesela. Siz öğrenciler olarak nereleri gezelim? Yani tabii ki ilçelerimiz var. Hı-hı. Aydın'ı tek olarak düşünmek zaten olmaz. İlçeleriyle bir bütündür. Gezilecek güzel ilçelerimiz var. Kuşadası, Didim mesela. Onun dışında öğrenciler zaten bir süre sonra artık kafelerde oluyorlar, kafelerden çıkmıyorlar. Evet. Bu şekilde. Peki son bir aydır özellikle sadece Aydın'da değil, Türkiye genelinde bu ev kiraları bir anda yükseldi. Evet. Pandemi sonrası olunca iki dönem birden geldi. Dolayısıyla kira fiyatları çok fahiş bir şekilde yükseldi. Evet. Sizin sayfada da gördüm ben bir tepki oluştu, kitle oluştu. Aydın'daki kiralar şu an ne düzeyde? Üniversite öğrencilerini memnun edecek seviyede mi? Yok, değil. Aydın'da kiralar fazlasıyla artmış durumda. Öğrenciler de tabii ki de bu konudan çok şikayetçi haklı olarak. Evet. Biz de onların sesini duyurmak istedik. Hatta Twitter'da onların isteği üzerine hashtag başlattık. Evet. Onların sesini duyurmaya çalıştık. Ama ben kiraların gerçekten çok fazla sonuç alabildiniz mi? Bu tepkiniz üzerine bir sonuç alabildiniz yani. Mi? Ne kadar düştü? Nereden yani, nereye yükselmişti kiralar? Şu an nereye kadar düştü? Ya düştüyse pek ya. Fark yok aslında. Ya biz yine sesimizi duyurduk ama geri dönüt alamadık. Anladım. Yani şu an yapılan açıklamalarda Türkiye genelinde üniversite öğrencilerin barınma olanakları evet. anlamında çok büyük bir sıkıntı evet. olmadığı söyleniyor. Yani gerçekte öyle midir? Onu bilemem. Onu bilemem. Mesela Bartın Üniversitesi'nde 18 bin öğrencinin tamamı yurtlara yerleşmiş. Sadece 102 kız öğrenci yedekte kalmış. Onları evet. da barınma olanağı sunmuşlar. Yani devlet eliyle. Tabii diğer büyük şehirlerde çok farklıdır. İstanbul'da bambaşkadır. İzmir'de farklıdır. Aydın'da şu an barınma olanağı anlamında hem kredi yurtlar kurumu hem diğer özel yurtlar yeterli mi? Öğrenciler mutlaka bir ev arayışında olmak zorunda mı? Evet. Neler yapılmalı? Mesela yurt eksiği nasıl giderilebilir?
Yani yeterli olmadığını düşünüyorum. Çünkü bize yazılan mesajlar, YouTube'da videomuzun altına yazılan yorumlar da bu şekilde. Kalacak yeri olmadığı için, böyle bir imkanı olmadığı için okumaktan vazgeçen öğrencilerimiz oluyor. Tabii ki biz onlara yardım ediyoruz, onları ADYO'ya kazandırıyoruz. Aydın, bir de Adnan Menderes Üniversitesi çok dağınık bir kampüs yapısı var. Yani evet. Karacasu'da da var, hı hı. Kuşadası'nda da var, Buharkent'te var, Çin'de var, Koçarlı'da var. Yani hem fakülteler anlamda hem meslek yüksekokulları, yüksekokullar anlamda da dağınık bir yapısı evet. var. Mesela Çin'de, Çin'e meslek yüksekokulda okuyan bir öğrenci Çin'de mi yaşamayı tercih ediyor, yoksa Aydın merkezde ev bulup buradan her gün gidip geliyor mu? Aynı şey mesela Buharkent'te okuyan bir öğrenci Nazilli'de kalıp Buharkent'e mi gidip geliyor? Yani öğrencilerin bu tür ulaşımla ilgili ya da barınmayla ilgili merkezden ziyade ilçelerde de yaşadıkları sorunlar var mı? Yani genellikle okudukları ilçelerde kalmayı tercih ediyorlar. Yani çok az bir kesim okuduğu ilçenin dışında, yani merkezde kalmayı tercih ediyor. Evet. Bu şekilde. Peki pazartesi günü akademik yıl başlayacak. Evet. Bir pandemi süreci oldu. Hı hı. Uzaktan eğitim oldu. ADYO sanırım tüm birimleriyle yüz yüze eğitime başlıyor. Evet. Bu süreç öğrencilerde nasıl bir şeye yol açtı? Şimdi bu tekrar bir adaptasyon süreci olacak mı? Özellikle yeni başlayanlar yaşamaz bunu da. Bir ara verip giden ara sınıflardaki, ikinci, üçüncü, dördüncü sınıflardaki evet. öğrenciler hem ruhsal anlamda hem ekonomik anlamda ne gibi zorluklarla karşılaşacaklar? Yani ruhsal olarak uzun bir süreç olarak online eğitimde devam ettik. Yüz yüze eğitimin önemini anladık gerçekten. Yani bence eğitim açısından çok iyi oldu. Ama tabii ki de bir adaptasyon süreci yaşayacağız. O biraz zor olacak. Ama o yüz yüze olması gerçekten iyi oldu. Peki. Biz bu arada bu yayını sosyal medya hesaplarımızdan da anlık paylaşıyoruz. Size de gelen sorular varsa, neticede siz sosyal medyada ADYO'ları temsil ediyorsunuz. Öyle öğrencilerimizden merak edenler olursa ya da ailelerden ya da diğer izleyicilerimiz ADYO'yla ilgili, ADYO'larla ilgili merak ettikleri konular varsa bunları bize aktarabilirler. Tamam, sorular geldiği zaman ben... Yani sana da geliyor galiba, evet, siz evet. Hazırlıksınız bu konuda. Peki, Adnan Menderes Üniversitesi öğrencileriyle Adnan Menderes Üniversitesi'nin yönetimi arasında diyalog anlamında büyük sıkıntılar var mı? Yani öğrenciyi anlayan bir yönetim mi var, yoksa öğrenciyi yok sayan bir anlayış mı var? Öğrencilerle Adnan Menderes Üniversitesi yönetimi arasında ben sizin ADYO'lar sayfasının da aynı zamanda bir elçi pozisyonunda olduğunu düşünüyorum. Evet. Böyle bir misyonunuz da var mı? Öğrencilerin yönetimle yaşadıkları sorunlar anlamında ne gibi bir çözüm üstleniyorsunuz aracılık anlamında? Yani bir sorun olduğu zaman öğrenciler bize geliyorlar, sorunlarını söylüyorlar. Biz de tabii ki de söylediğiniz gibi elçilik yapıyoruz bir nevi. Okul aramız gayet iyi. Yani evet. sorunları çözmeye çalışıyoruz. Ya ben Adnan Menderes Üniversitesi'nin rektörü olsaydım ya da herhangi bir mesela Ziraat Fakültesi'nin dekanı olsaydım evet. benim öğrencilerim ne istiyor? Çok basit bir şekilde sizin sayfalarınızdan bile takip edebilirdim. Evet, böyle evet. takip eden, yönetimden de takip eden ve size yani sizin sayfalarınızda paylaşılan konularla ilgili anında müdahalede bulunan, çözüm anlamında çözüm üretmeye çalışan yöneticiler de var mı? Tabii ki hocalar takip ediyor bizi. Yani çözüm odaklıyız aslında. Evet. Hani çözmeye çalışıyoruz hep birlikte. Anladım. Peki şimdi üniversite öğrencileri hep başka şehirde okumak ister. Evet. Mesela Erzurum'daki Aydın'da okumak ister. Aydın'daki dışarıda okumak ister. Aydın'da olup da Adnan Menderes Üniversitesi'nde okuyan öğrenci sayısı ne kadardır? Yani, Aydın'da yaşayıp da Adnan Menderes Üniversitesi'ni tercih eden öğrenci sayısı da var mı bir hayli? Ya vardır mutlaka. O tabii ha, diyoruz ya Aydın üniversite kenti evet. diyoruz ama Aydın'ın kendi gençleri niye gidip yani, İstanbul'da okusun, İzmir'de şöyle, okusun? Şöyle aslında tüm öğrenciler anlayacaktır beni. Evet. Yani ailenizle yaşadığınız şehirdesiniz artık farklı bir şehir, yani şehir dışına çıkıp böyle bazı sorumluluklar o kaçma, almak kaçma olayı var mı hala? Yani var mutlaka, her öğrencide vardır o.
O zaman okumaya değil, kaçmaya gidiyor insan. Ama hani farklı şeyler de sizi hayata hazırlıyor. Mesela bir evde kaldığınız zaman onun kirasını ödemek, onun faturalarını ödemek, bu da size bir sorumluluk. Hayatın provasını yapıyorsunuz. Evet, evet. Bir nevi hayata hazırlanıyorsunuz aslında. Evet. Aydın'da kaldığınız zaman bunu aileniz üstlenecektir. Siz sadece okula gidip geleceksiniz. Evet. Yani farklı şehirlere gitmek isteyenler bunu düşünerek hareket ediyordur. Peki Aydın'da okuyan aynı zamanda hem eğitim hayatını devam ettirmek için ailesinden de yeterli destek göremeyip çalışmak zorunda kalan öğrenciler kolaylıkla iş bulabiliyorlar mı? Hangi alanlarda iş buluyorlar genellikle? Genellikle kafelerde çalışmak zorunda kalıyorlar. Hı. Biz de zaten sayfalarımızda böyle bir ilanlar olduğu zaman paylaşıyoruz. İş bulmakta kolaylık sağlıyoruz onlara. Yani kafelerde iş bulabiliyorlar genel olarak. Ama okuyup da aynı anda çalışan bir sürü öğrencimiz var şu an. Evet. Peki Aydın halkıyla üniversite öğrencilerinin bir sorunu var mı? Yani vatandaşlar sokakta kendi şehrindeymiş gibi, kendi sokağındaymış gibi hissedebiliyor mu öğrenciler? Yani bu sıcaklık var mı? Sen var başta mı dedin ama o sıcaklık öyle laf olsun sıcaklığı mı gerçekten? Yok yok. Aydın böyle halkı gerçekten çok samimi, sıcakkanlı. Yani öğrenciler dediğim gibi kendilerini evlerinde hissedeceklerdir. Evet. O sıcaklık geçiyor aslında. Peki öğrenci ilk defa geldi, ailesiyle evet geldi. Bir evde kalacak ya da yurtta kalacak. O öğrencilere şey anlamında, geçen bir videonuzda da anlatıyordunuz. Yani Aydın'da şey için şu kadar harcama yapmanız evet gerekiyor diye. Onları kalem kalem bir sıralasanız da. Yani Aydın'da üniversite öğrencisi olmanın maliyeti nedir bir aylık? Nelerdir? Hı. Nelerden kalem kalem söyleyebilirsen? Tabii. Mesela evde kaldığını düşünürsek, hı, bir öğrencinin elektrik, su, doğalgaz, bir sürü fatura, yani harcamaları olacaktır. Su için... Bunu niye soruyorum biliyor musun? Hı hı. Burada çocukları olan anne babalar, hı hı, onlara ne kadar para evet gönderecek onu da öğrenelim evet diye evet söylüyorum. Onlar bilsin diye söylüyorum. Yani. Mesela su faturası için 40 lirayla 80 lira arasında bir bütçe düşündük biz. Tabii ki de bu öğrencinin ne kadar temiz olduğuna da bağlı aslında. Evet. Suyu ne kadar kullanacağına da bağlı. Elektrik için de keza öyle 100 lirayla 200 lira arasında. Yine evde kaldığı sürece tabii ki de elektrik faturası daha çok gelecektir. Onun dışında alışveriş mesela. Haftalık bir alışveriş ücreti düşünmüştük aslında. 100 lira gibi bir fiyat. Tabii ki bu böyle temel ihtiyaçlar. Yine 100 lira yeter zaten Aydın şartlarında yani, ama tabii mevsimsel olarak değişir. Tabii ki. 100 lira olarak düşündük onu. Başka söylemediğim bir şey da, var mı? O da pazar haftalık 100 lira ise 400 lira yapar. Yani. Evet. Kabaca nedir? Yani kirasıyla tabii vesaire. Tabii kira da var. Onu söylemeyi unuttum. Şu an kiralar 1000 lirayla 2000 lira arasında. Tabii ki daha fazla kira isteyen ev sahipleri, emlakçılar var. İki öğrenci kaldığında 1000 lira, yani tabii 2000 liralık aynen bir yerde bu, 1000 lira düşer. Yarıya düşecektir. 4000-5000 lirayı buluyor sanırım. Değil mi? Aylık okumanın aylık maliyeti. Yani. Yani sen mütevazi davranıyorsun. Çünkü ben aileler izliyordum. Evet. Hani onlar aylığında bizim öğrencimiz okursa anne babadan çocuk ben 5000 lira istiyorum dediğinde sen ne yapıyorsun? 2000 lira yeter falan dese yetmez herhalde. Sosyal aktiviteler için de harcayacağı fiyata bağlı. Ama bu faturalar ve kirayı düşünürsek bence 1500-2000 lira arası. Yani sadece onların tutacağı tutar bu kadardır diye düşünüyorum. Evet. Bunun dışında tabii ki de kendi kişisel harcamaları için de ayrı bir fiyat. Onu da kendileri belirleyecekler. Peki. Adül öğrencileri memnun mu Aydın'da olmaktan ya da Aydın'da eğitim görüyor olmaktan memnunlar mı? Yani gelip de niye Aydın'a geldim, Adnan Menderes Üniversitesi'ne geldim diye pişmanlık yaşayanlar da oluyor mu? Yani tabii ki bu şekilde düşünenler vardır, hı-hı, ama ben çoğunun memnun olduğunu düşünüyorum. Aydın merkezde özellikle öğrencilerin yani böyle çok da gidip vakit geçirebilecekleri şeyler yok. Evet. Bunlar... Bir hayal kırıklığı yaşatıyor mu gelen öğrenciler mi? Tabii ki. Mesela İstanbul gibi büyük şehirlerden gelenler için Aydın küçük bir şehir olarak kalacaktır. Sosyal aktivite konusunda kendilerini biraz eksik hissedeceklerdir. Yani Aydın'ı biraz eksik hissedeceklerdir. Onlar için hayal kırıklığı olabilir. Ama onun dışında Aydın'ın bir öğrenci için yeterli olduğunu düşünüyorum.
Evet, yani kafeler anlamında bayağı bence... Yani kafelerin dışında gidebilecek kafelerin dışında gidilebilecek ilçelerimiz var mesela. Kuşadası'na gidebilirler, Didim'e gidebilirler. Ama onlar da bütçe gerektirir. Tabii ki. Evet. Onu da her öğrenci gidemez büyük ihtimal. Peki başka adüller sayfası olarak ne gibi taleplerle karşılaşıyorsunuz? Yani size ulaşan ne gibi bilgiler oluyor? Şöyle... Aslında hani genel olarak bir sorun çözmeye odaklı olduğumuz için ev kiralarına değinmiştik mesela. Hı hı. Onu öğrencilerin isteğine bağlı olarak ev kiralarından bahsetmiştik. Başka öyle sorunlar olduğu zaman bize mesaj atıyorlar zaten. Biz de çözmeye çalışıyoruz. Şimdi ben şununla karşı karşıyayım. Z kuşağı genelde konuşmuyor ama çözüyor. Ben onu yaşıyorum şu an. Programın daha yarısına gelmedik. Biz bütün konuları seninle konuştuk aslında. Evet. Daha 25 dakikamız var. Yani Z kuşağı konuşmayı sevmiyor. Sadece çözmeyi seviyor. Ya da dijital anlamda konuşuyor galiba değil mi? Yani dijital anlamda konuştuklarınızı ben bu yayında ifade etmeni isteyeceğim. Yani Aydın'da üniversite öğrencileri ya da üniversitede gruplar var mesela. Hı hı. Öğrenci grupları var. Bunlarla da iletişim halinde mi adüller sayfası? Evet, evet tabii ki de. Biz zaten tercihler açıklandığı zaman adüye gelecek öğrenciler için gruplar açtık. Hı hı. Onların da birbirleriyle tanışmaları için ya da bir sorun olduğu zaman en azından bize ulaşamasalar bile ki böyle bir imkan yok bize ulaşıyorlar. Kendi aralarında bu sorunu çözmeleri için. Yani onları da bir araya topladık. Mesela kitlesel bir konu olduğunda, bir mesela deprem olduğu ya da başka bir afet olduğu böyle durumlarda ya da gerçekten bir öğrencinin bir mağduriyeti var ama onu deşifre etmeden o öğrencinin ya da birkaç öğrencinin, mesela öğrencilerin kaldığı ev yandı örneğin. Bunların sorunlarını çözme anlamında, yardımlaşma, sosyal yardımlaşma anlamında da çalışmalar oluyor mu adüller sayfasının? Evet, evet tabii ki. Yani o konuda yardımcı oluyoruz. Yani bir sorun olduğu zaman kesinlikle yardımcı oluyoruz. Peki. Ben hatırladığım kadarıyla geçtiğimiz yıllarda konserler falan da tertip ediyordu adüller. Bu yıl olacak mı öyle? Bu yıl var planlarımız. Şu an planlıyoruz ama olacak kesinlikle. Ya onları da gelen taleplere göre mi seçiyorsunuz? Yani aslında biraz taleplere göre. Şu an gündemdeki popüler olan sanatçılardan biraz esinlenerek onu araştırıyoruz, planlıyoruz. Peki Adnan Menderes Üniversitesi'nin akademik olarak yeterli görüyor musunuz? Yani bu biraz da absürt bir soru oldu ama yani az önce de sordum hani buraya gelip de pişmanlık yaşayan şehir anlamda değil de üniversitenin akademik yönüyle de pişmanlık yaşayıp ya burası bana göre değilmiş deyip başka bir üniversiteye ne diyorsunuz siz onu geçiş yapıyorlar ya. Öyle kaçanlar da oluyor mu? Tabii ki oluyordur. Ama ben ADÜ'nün eğitiminin yeterli olduğunu düşünüyorum. Öğrenciye bir sürü olanak sağlıyor. Evet. Seminerler düzenleniyor mesela. Yani öğrenciyle iç içe bir okul olduğunu düşünüyorum. Düzenlemiyorsa bile neler olmasını ister bir öğrenci üniversitede? Yani üniversite yönetiminin ne gibi olanaklar sunmasını ister? Yani sunduklarının dışında ekstra beklentileri nedir öğrencilerin? Yani öğrencilerin aslında üniversiteden yani herkesin farklı bir beklentisi vardır tabii ama bir yardıma ihtiyacı olduğu zaman bunu görmezden gelmek dışında. Mesela bir öğrencinin bir üniversiteden isteyebileceği en iyi şey budur. Yani bir üniversitenin bir öğrenciye verebileceği en iyi şey budur. Bir öğrencinin bir şeye yardımı olduğu zaman onu görmezden gelmemek. Evet. Yani. Şu an hangi mecralarda var adüller? Sosyal medyada. Adüller şu an çoğunlukla Instagram'dayız. Instagram'da çok aktif durumdayız. Aynı şekilde Twitter'da da öyle. Hı-hı. YouTube'da yeniyiz. Evet. Diğer mecralarda da kendimizi göstermeyi düşünüyoruz. Zaten ekip arkadaşları arıyoruz. Toparlanıp diğer sosyal mecralarda da bulunacağız. Yani buradan öyle bir çağrıda da bulunabilirsiniz. Ekibinize katılmak isteyenler size nasıl ulaşsınlar? Zaten ulaşabiliyorlar diyorsun ama yani onu nasıl dile getirsinler? Yani kaç kişilik bir ekip yönetiyor şu an bu sayfaları? 6-7 kişilik bir ekip.
Biz yeni ekip arkadaşları, o zaman duyuruyu yapabilir miyim? Tabii ki. Instagram'dan paylaşıyoruz zaten. Biz yeni ekip arkadaşları arıyoruz. Haber toplayıp haber yazabilecek ya da afiş tasarlayabilecek. Bizi sosyal medyada bizim yanımızda olacak. Biz aslında iş arkadaşı aramıyoruz. Yani bir aile gibiyiz Adülüler olarak. Biz ailemize yeni üyeler arıyoruz. O şekilde. Peki Adülü'de mezun olup gidenler de takibi devam ediyorlar mı? Evet, evet. Onlarla tabii da iletişiminiz ki var mı? Evet, tabii ki. Sonuçta bu okuldan mezun olmuşlar ve senelerdir Aydın'da okumuşlar. Hala takip ediyorlar. Aydın'a dair, Adülü'ye dair şeyler görmek onların hoşuna gidiyor. Peki o sayfada neler görmek istediklerini de yazsalar bu yönde de bir şeyiniz olur mu? Evet, tabii ki. Mesela ben bir Aydınlı olarak az önce de bahsettim. Sizin o Aydın'ı evimiz gibi hissediyoruz videonuz çok harikaydı. Evet. Ben o beni etkilemişti. Gerçekten Aydın bir ev gibi hissedilecek bir şehir ama tabii diğer alanlara baktığımızda siyasetten söylemiyorum bunu. Birçok konuda da çok yetersiz ve geri kalmış bir şehir. Belki ufak dokunuşlarla daha çok öğrenciyi daha çok memnun edebilecek bir seviyeye gelebilir. Böyle eksikler de var galiba. Yani en azından piknik alanlarımız yok bizim. Evet, evet. Aydın'da. Yani bu tür eksikleri yaşıyor mu öğrenciler? Yani tabii ki. Aydın'da mesela yani sürekli kafeye gitmek de maliyetli olacaktır. Mesela insanlar yani bir yeşil bir alana gidip oturmak isteyebilir. Bu konuda gerçekten Aydın'da eksiğimiz var biraz. Evet. Öyle peki düşünüyorum. Aydın'ın esnafına, kafecisine, bakkalına, fırıncısına yani bunları söyleyebileceğiniz neler olur? Yani öğrenciler adına söyleyebileceğiniz neler olur? Öğrenciler adına söyleyebileceğimiz bir şey. Yani pahalı mı Aydın? Yani bu aralar biraz pahalı aslında. Yani pandeminin de vermiş olduğu bir durum söz konusu tabii ki. Yani. Peki pandemiyle ilgili tekrar eğitime ara verilirse diye bir endişe var mı öğrencilerde? Tabii ki var. Ama bakanlık zaten açıklama yaptı ara verilmeyeceği konusunda. Ama ister istemez ben de bir öğrenci olarak düşünüyorum hani kapanma ihtimalini. Öyle bir kaygı var yani. Tabii şimdi ki. Öğrenci geldi, evi tuttu, depozitosunu evet, dedi falan evet. Hatta bir yıllık sözleşme yaptı. Evet. Kasım'da da tekrar uzaktan eğitime geçildi. Yüzde eğitime ara verildi. Bu durumda öğrenciler böyle mağduriyetler yaşıyorlar mı? Yani yaşıyorlar tabii. Mesela pandeminin ilk döneminde bunu yaşayan çok öğrenci oldu. Pandemiden haberimiz yok tabii ki. Herkes normal bir şekilde eğitime devam ediyor. Pandemiden dolayı 3 hafta ara verildi okullara. Herkes döndü. Tabii gidilmek koşuluyla, geri dönme koşuluyla. Ama sonra tabii planlanan gibi olmadı hiçbir şey. Evet. Peki Adnan Menderes Üniversitesi'nin özellikle merkez kampüsüne çıkan bir dolambaçlı bir yol var. Evet. Adının ulaşımını nasıl buluyorsunuz? Yani şeyler de olabilir. Şehir içi ulaşımı hem fiyatlar anlamında şehir içi minibüsleri ya da belediyenin işlettiği otobüsler var. Bunların fiyatları yüksek midir? Belediyenin otobüslerinin fiyatları bence sarı minibüslerin fiyatları bence normal ama onun dışında diğer minibüslerin fiyatlarının arttığını düşünüyorum. Fiyat sanırım ilk yıllarıydı ben Adnan Menderes Üniversitesi'nde şeyler de çıkmıyordu, minibüsler falan da çıkmıyordu. Evet. Hala var mıdır bilmiyorum. Sadece personelin değil, öğrencilerin de aşağı taşındığı servisleri vardı. Üniversitenin kendi otobüsleri vardı. Sanırım şu an öyle bir hizmet yok. Yok galiba. Peki üniversite rektörü bazen zaman zaman şehir içi minibüslerine falan binip öğrencilerle çaktırmadan, yani ilk şimdi tanınıyor artık da Osman Selçuk Aldemir'in böyle uygulamalar var. Bunları öğrenciler nasıl karşıladı? Bence çok güzel bir şey. Öğrencinin yanında olduğunu belirtmektir bu aslında. Bence çok güzel bir davranış. Kampüste ne gibi eksikler görüyorsunuz? Yani neler yapılabilir ufak dokunuşlarla öğrencinin hayatını daha kolay hale ya da öğrenciyi daha memnun hale getirilebilir? Adnan Menderes Üniversitesi merkez kampüsünden bahsediyorum. Merkez kampüsünden. Yani kafeler açısından belki biraz eksik olabilir. Sonuçta ders arası olan öğrenciler vardır. Az önce de bahsettiğiniz gibi ulaşım açısından biraz zor gözüküyor şu an.
ders araları az olan öğrencilerin orada vakit geçirmek için mesela bir alanları olduğunu düşünmüyorum. Kafeler artırılabilir, yemek yerlerine düzenlemeler yapılabilir. Öğrenciler niye hep kafe odaklı? Yani kafe, çünkü öğrenci kafa olarak, hep kafede. Evet, yani öğrenci olarak yapabileceğimiz bir şey yok. Yani Aydın'a da bahsettik. İlçelerde hep sosyal aktiviteler, yoğunlukta merkezde kafe dışında yapabileceğimiz pek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bulvarda gezmek mesela ya da bu şekilde öğrenciler bir toplandığı zaman böyle sohbet, muhabbet, evet, o şekilde bir ortam oluşuyor. Yani en iyi verim kafelerden alınabiliyor. Peki Adiller'in de öncülüğünde mesela hayvanlarla ilgili, sokak hı-hı, hayvanlarıyla ilgili, evet, falan yapılan çalışmalar var mı? Var var tabii ki. Yani bunu daha planlama aşamasındayız ama gerçekten hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Şöyle planlarımız var. Biliyorsunuz ki yemek artıkları, israf edilen bir sürü yemek oluyor. Bu sadece Aydın'da bakıldığı zaman bile çok fazla. Bunları toparlayıp, kendi araçlarımızla bunları toparlayıp barınaklara göndermeyi planlıyoruz. Böyle planımız var. Peki başka neler var? Yani başka? Düşündüğünüz, öncelik aslında, etmek istediğiniz? Evet, aslında birçok planımız var. Şunlar şu an plan aşamasında ama hayata geçireceğimiz birçok şey var. Peki. Neyse, başka söylemek istediğim bir şey var mı? Çünkü biz bayağı evet, bir konuştuk. Yani hızlı konuştuk. Belki biraz da erken evet, bitirmek zorundayım ben. Çünkü artık tıkandık demeyeyim de. Yani biz hızlı konuştuk. Evet. Kısa kısa konuştuk. Yani hem Adüller sayfasının bir sözcüsü olarak Adü'ye yeni katılacak olan öğrencilere ya da hala Adüller sayfasını takip etmeyenlere ne dersin? Yani o sayfada ne bulabilirler? Yani takip etmeleri, onların sizin sayfalarınızı takip etmeleri etmezlerse ne kaçırırlar, kaybederler ya da ederlerse ne kazanırlar? Evet. Onlara ne söylersin? Öyle toparlayalım. Bizi Instagram'dan ya da diğer sosyal alanlardan takip edebilirsiniz. Bunun size ne gibi avantajları olur? Biz sizin yanınızdayız, öğrencilerin yanındayız. Neye ihtiyacınız varsa bize bir şekilde ulaşıyorsunuz ve biz bunu karşılamaya çalışıyoruz. Yani bir nevi sizin yanınızdayız ve size yardımcı oluyoruz. Bence bizi takip ederseniz güzel olur. Aslında şimdi bu belediyeler de var. Hı hı. Hem Büyükşehir Belediyesi'nden bahsetmiyorum. Mesela İncirova'da öğrenci, evet, yok bildiğim kadarıyla. Üniversite bölümü yok. Nerede var? Koçarlı'da var. Hı hı. Koçarlı'da üniversite öğrencileri belediye başkanıyla birebir iletişim kurabilmeli. Hı hı. Bunu da belki Adüller sayfası aracılık ediyordur. Yani Didim'de, Kuşadası'nda, Söke'de. Ben özellikle son dönemde sizin sayfanızdan gördüm. Söke'de çok şey var. Özellikle kiralarla ilgili en çok yakınmalar Söke'den geliyordu, hı hı, galiba. Yerel yönetimler de aslında Adüller sayfasını takip etmeli bence. Yani benim şehrimdeki öğrenci neden şikayetçi ya da neden, evet, memnun ya da ne yaparsam ben bu öğrencileri daha şehrimde daha memnun edebilirim diye. Yani yerel yönetimlerle de bir iletişiminiz var mı? Var tabii. Ya yoksa da olmalı mı yani? Yani bence olmalı. Yani bizi de takip etmeliler çünkü sonuçta onlara bir şekilde bir yardımda, yani öğrenciler bir yardıma ihtiyacı olduğu zaman onlara ulaşamayınca bize ulaşıyor. Bizi takip etmediler bence onlar da. Sonuçta kendi şehirlerinde bir öğrencinin neye ihtiyacı olduğunu onlar da bilmeliler ve yardımcı olmalılar. Şimdi öğrenciler genç oldukları için, evet, biz de geçtik o dönemden, hep muhaliftir. Hani belli bir hayat tecrübesinden sonra artık bazı, mesela sizin şu an muhalif baktığınız konuları bir 10 yıl sonra ben yanlış düşünmüşüm diyebilirsiniz. Ben yaşadım bunu bizzat. Gençken yanlış düşünülebiliyor, yanlış bakılabiliyor. Yani ani şey verilebiliyor, tepki verilebiliyor. Böyle durumlarda da hani bir tepki geldiğinde bir durup düşünüp bunu tepki olarak büyütmekten ziyade onun çözülebilirliğini bakıp ondan sonra eğer çözülmüyorsa mı eyleme dönüştürüyorsunuz? Yani sayfanın politikası anlamında söylüyorum. Siyaseten yani, politikadan bahsetmiyorum. Yani, tamam. Yani normal, hı-hı, yani işleyişiyle ilgili diyorum. Yani bir tepki geldi bir, evet, konuyla ilgili. Önce bu konunun eğer muhatabıyla iletişim kurulduğunda çözülebilecek bir konuysa bunu
sanırım önce öyle çözme yönlü mü gidiyorsunuz? Evet, evet, kesinlikle. Yani Adüller'in politikasının bu olduğunu biliyorum ben. Evet, evet. Yani sorun çözmeye çalışıyoruz. Sorun çözmeye. Tabii ki de bazı düşünceler olabilir dediğiniz gibi zamanla değişebilir ki bence de fikirler değişebilir. Bunu çözmeye çalışıyoruz. Peki. Bu şekilde. Neyse, ben teşekkür ediyorum. Son olarak neler söylersin? Ben teşekkür ederim. Bizi ağırladığınız için, bize yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ederim. İzleyicilerimize de bir şey söyledi. Hani sayfalarınızı takip etmesinler. Evet, evet. Bizi Instagram'da, Twitter'da ve YouTube'da takip etmeyi unutmayın. Adüller olarak Aydınlıları yanımızda ve Adüller'i yanımızda görmeyi çok isteriz. Peki. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, değerli izleyiciler, bugün Güne Bakış'ta konuğum Adüller sosyal medya hesaplarının sözcüsü Melisa Özlü'ydü. Kendisine teşekkür ediyorum. Yarın Güne Bakış'ta ikinci bölümde konuğum gazeteci, yazar Hamit Puhaloğlu olacak. Hamit abiyle hem Türkiye'deki hem dünya genelindeki son dönemde yaşanan gelişmeleri yorumluyor, değerlendiriyor olacağız. Yarın saat 13'te Güne Bakış'ta tekrar buluşuncaya dek hoşçakalın.